Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Barış Akarsu'nun Amasra adlı parçasını A'dan Z'ye detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu video sizler için fayda olursa şimdiden videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki sizler için sürekli olarak oldukça kaliteli bir şekilde içerik üretmeye devam ediyoruz. Ancak bu içerikleri üretmek bir noktadan sonra bizler için oldukça maliyetli bir hale geliyor. Bu noktada bize desteğinizi göstermek, sizlere daha kaliteli içerikler sunmamıza yardımcı olmak isterseniz aşağıdaki süper teşekkür butonunu kullanarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmayalım. Parçanın girişindeki arpej introyu sizlere bir kere çalacağım. Ardından üzerine eklememiz gereken lead yürüyüşten bahsedeceğim. Arpej intromuz şu şekilde çalınıyor. Buradaki arpej yürüyüşümüz 4 tane akor etrafından ilerliyor. Sırasıyla la minör, re minör, fa majör, mi majör. Bu sıralamayı 2 tam tur çalmalısınız. Yukarıdan arpeje bakabilirsiniz. Yavaşça ben cümle cümle çalayım. Bana eşlik edebilirsiniz. La minördeki arpejim şu. Bir kere daha yapıyorum. Aslında arpej kalıbım aynı. Sadece bas sesler, özellikle fa'da yukarıdan aldığımda değişecek. Re minöre geçiyorum, arpejim aynı. Fa'ya geldiğimde arpeji ikiye böleceğim. Bir kısmında fa majör, geri kalan yarısında mi majör çalacağım. Şöyle duyuluyor. Fa kök sesini yukarıdan aldıktan sonra bastan. Ardından enstel boş. Mi majöre geçiyorum. Dilerseniz burada mi majör pozisyonu şu şekilde de alabilirsiniz. Ancak bana kalırsa hiç gerek yok. Sadece burada majör üçlüsü olan sol yazı duyurduğunuz için direkt olarak işaret parmağınızla buraya almanız daha mantıklı. Fa ile mi'yi bağlarsak yavaşça çalıyorum. Ardından tekrar la'ya dönüp bir kere arpej yapıyorum. Şimdi buradaki 4 akoru yavaşça birleştirmek istiyorum. Lütfen bana eşlik etmeye çalışın. Burası parçanın intro kısmı arkadaşlar. Intronun arkasında normal lead yürüyüşümüzü yapacağız. Ancak buradaki akor yürüyüşünün sırasını unutmayın. La, re, ardından fa, tekrar mi geliyor. Bu lead yürüyüş bittikten sonra toprak kokan şehir sözleriyle beraber devam edecek. Ardından başka bir yere çözülecek. Orada iki kez arka arka re minör akorunu kullanacağız. Yani demek istediğim aslında şu. Burayı başlangıçta iki kez çalıyorduk ya introda. Bir iki kez daha üzerine çalmanız gerekecek. Çünkü toprak kokan şehir sözleriyle beraber Barış Akarsu burayı seslendiriyor. Gelelim lead yürüyüşe. Lead yürüyüş şu şekilde çalınıyor. Basit, oldukça keyifli bir yürüyüş. Si teli 5-7-8 yürüyüşle başlıyoruz. 5-7-8-7, ardından slide 10'um var arada 8'den. Sonrası 7. Yani ilk cümlem şu. İkinci cümlem. Birleştirirsem. Bu kalıp 3 kez arka arkaya çalınıyor. Üçüncü kalıbın sonunda tekrar 5'e geliyorum. Bekliyorum. Ardından bir üstel si teli 5, 6, 8. Tekrar aynısını çalıyorum 3 kere. Burada 5'e geldikten sonra ilk kalıptaki kadar çok beklemiyorum. Üsteye çıkıp direkt 8-6-5 çalarak yürüyüşü bitiriyorum. Ardından büyüsüyle bekler beni sözüyle beraber parçanın ikinci arpej yürüyüşü başlayacak. Buradaki akor sıralamam şu şekilde arkadaşlar. İlk önce re minörden başlıyorum. 2 ölçü re minör çalacağım. Fa majöre geçeceğim. Ardından sol majöre gelip
La minör'e gelip bitireceğim. Yani sırasıyla 2 re, 1 fa, 1 sol, 1 la, arpej öncekiyle aynı. Burayı 2 tur arka arkaya çalacağım. Burayı iki kez çalmanız gerekli. Ardından gitmem bu gece sözleriyle beraber ikinci bir arpej yürüyüşümüz başlayacak. Daha doğrusu bu üçüncüsü. Burada kullanacağım sıralama da şu şekilde. İlk önce size sıralamayı anlatayım. Ardından arpej geçişine bakarız. Sıralama fa, sol, mi minör, fa, majör, tekrar re minör, sol majör, re minör. Buradaki arpej yürüyüşü bir kere çalınıyor. Şöyle duyuluyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken yer sonda la'yı iki kez çalıyorum. Bu noktadan sonra aslında parça kendini tekrarlıyor. Çok fazla uzatarak anlatmayacağım çünkü oldukça kolay parça. Ritim kalıbından bahsedeceğim. Şimdi normalde parçanın başında bir kopya çekmem lazım, sözleri unuttum. Toprak kokan şehir, deniz kokan şehir sözleriyle giriyorduk ya. Burada arpejim neydi benim? La başladım, re döndüm, bir fa, bir mi yaptım. İki tam tur bunu arka arkaya çalmıştım. Şimdi ikinci sıralamada hava ile bütün, su ile bütün sözleriyle beraber geliyor. Aynı akor sıralamasını bu sefer ritim atarak çalacağız. Yani şöyle duyuluyor. Ritim kalıbım şu. Vur, çek, çek, vur, çek, çek. Sadece bunu yapıyorum. Daha bunu yukarıda çalsak daha iyi olacak. İki la yaptım. İki re, ardından bir fa, bir mi, majör, iki la. Birleştirirsek yavaşça. İki tam tur çalacağız ama ben bir kere çalıp geçiyorum. Sonraki aşamada iki tam tur. Re, ardından fa, sol, iki la çalarak ilerlemiştik. Şimdi aynı yürüyüşü ritim atarak yapacağız. Hiçbir değişiklik yok. İki tane re ile başlıyoruz. Burada sözler bıraktığım zamanki gibiyle başlıyor. İki tane re çalarak başlayacağım. Sıralamam re, iki ölçü, fa, iki, fa tek ölçü, sol tek ölçü, la iki ölçü. İki tam tur burayı çalacağım. Başlıyorum. Ardından gitmem bu gece sözleriyle beraber yaptığımız arpej yürüyüşünü, yani fa, sol, mi, fa, re, sol, la yürüyüşünü bu sefer ritim atarak çalacağız. Ritim kalıbı aynı, şu şekilde duyuluyor. Farklılık olan kısım başladı. Oysa artık düşlerimde ile beraber yapacağımız akor yürüyüşü şu. Fa, sol, la, do. İkinci turu fa, sol, la, la. Şimdi fa, sol, la, do, fa, sol, la, la. Bir kabul edersek ardından bir kere daha çalmanız lazım. Şöyle ilerliyor burası. Sözler neydi? Oysa artık düşlerimde dediğinde... Başa döndüm.
burayı çaldıktan sonra tekrardan gitmem bu gece sözlerindeki akor sırasına dönüyorsunuz. Yani fa, sol, mi, fa, re minör, sol majör, re minör. Parça bu şekilde çalınıyor. Oldukça kolay ve repertuarda kesinlikle bulunması gereken parça. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Ayrıca bu video sizlere bir şey kattıysa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.